Şimdi tüm sayılar için çözüm olmasını istiyorsak, yani başka bir deyişle çözüm kümesinin reel sayılar olmasını istiyorsak değişken yok olmalı. Şuradaki x'i ifadenin yok olması için de katsayısının sıfır olması gerekir. Başka bir deyişle 2a artı 12 eşittir sıfır olur. 2a eksi 12, buradan da a sayısı eksi 6 gelir. A sayısı eksi 6 olduğu zaman şu kısım yok oluyor. Şu kısım. Geriye kalan ifade b eksi 10 eşittir 0. Tabi reel sayılar olması için bu kısmın da doğru olması gerekiyor. Sağ taraf 0, sol taraf da 0 olmalı. 0 olması için de b sayısı 10 olmalı. Eğer bu şekilde olursa, a sayısı eksi 6, b sayısı 10 olursa buradaki değişken kaybolur. Geriye de doğru bir ifade kalır. X yerine ne yazarsak yazalım bu denklem sağlanmış olur. Yani şöyle bir manzara göreceğiz. A yerine eksi 2 yazınca şurası 2 çarpı eksi 6 artı 12 x, b yerine de 10 yazalım. Artı 10 eksi 10 eşittir 0. Şimdi biz x yerine 1 yazsak burası 0, 0, 0 eşit 0 sağlamış olacak. 2 yazsak yine 0, x'in yerine yazdığımız değerden bağımsız. Şurası yine 0, 0 eşittir 0. Yani x yerine ne yazarsak yazalım çözüm olmuş olacak. Bütün sayılar için çözüm olmasını istiyorsak değişken yok olmalı, geriye de doğru bir şey kalmalı. Bizden istediğine bakalım. A çarpı B isteniyor. Eksi 6 çarpı 10, bu da eksi 60 olur cevabımız.